Merhaba arkadaşlar. Herkese sevgi saygıyla selamlıyorum. Çok değişik sorular sık sık gelmeye devam ediyor. Bu sorulara cevap verirken örnek göstereceğimiz hisseler alım satım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sadece eğitim amaçlıdır. Alım satım kararını kendiniz vereceksiniz ya da aracı kurumlardan sorup öğreneceksiniz. Evet yasal uyarıyı gördünüz. Şimdi en sık gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlar. doğru bilgilere ulaşmak. Bu bilgilere nereden ulaşabiliriz? Bu kap arkadaşlar. Kap mobile. Google'a yazıp indirebilirsiniz. Alt sağ köşede çanta gibi bir yeri var. 3-5 defa izah ettim ama yeni seyirciler geliyor. Yeni izleyiciler geliyor. Tekrar soruyorlar. Şuraya bastığınız zaman arama kısmı çıkıyor. İstediğiniz hisseyi yazıyorsunuz. Böyle geliyor. Üstüne tıklayıp e, açtığınız zaman aşağı doğru kaydırarak geçmişe do dönük bütün bilgileri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu e, hani faaliyet raporu, finans raporunu okumak biraz karışık bir iş. Bu finansal okur yazarlığı gerektiriyor. Bazıları bunu hazır tablo halinde sunmuş. Bunu parayla satan firma fin tablets gibi başka şeyler gibi e, firmalar var. E, buralara imkanı olan üye olup e, paralı bir şekilde onlara ulaşabilir. Bir de şu gördüğünüz halk yatırımın şeyi ne diyorlar web sayfası burada arkadaşlar bedava çoğu bilgiye ulaşabiliyorsunuz şu büyütüyorum bakın sol tarafta hisse senedi skor kart diyor buna bastığınız zaman hisselerle ilgili ekran geliyor Evet. Gördüğünüz gibi bu kısmı var. Şuraya internet video çekeceğim zaman komple düzenliyor bana. Logo yazılım dediğim zaman bakın aşağıdan çıkıyor arkadaşlar. hemen altta. Bunun skort kartına bastığım zaman hani bunlar çok geçmişe gitmiyor. Ancak son 4 yılı değişik açılardan incelemişler. Veriyorlar. Bakın işte fiyatı şu an 79 lira. 79-600 onu vermiş. Halka açıklık oranı %65. Yıllık değişim %105. Bir yılda getirdiği kar potansiyelini söylüyor. Rasyo bu e, Sözcükler bazen beynimde uçup gidiyor arkadaşlar. İntika, i̇ndikatörlerle ilgili e, rasyo %76. Momentum %117. Yani hareketli herhalde momentumuydu. Öz sermaye karlılığı %26. Net kar büyüme oranı %92. Net karda tabi bu geçen seneye göre mi, bir önceki göre mi bilmiyorum bunu. Net karı yıllık 20.45. Bu neyi ifade ediyor onu da bilmiyorum. Onu bilmiyorum, bunu bilmiyorum. Niye video çekiyorsun demeyin arkadaşlar. Bildiğim yönleri anlatacağım. Şimdi bildiğim yönler arkadaşlar bakın. PD 539, FK 23. Şurada yazıyor bunlar. Ee, favük kar marjı. Bunların ne olduğu en altta yazıyor arkadaşlar. Geldiniz bu kavramlara baktığınız zaman Fauk şirketin ilgili dönemden geriye dönük 4 çeyreklik operasyonlarından elde ettiği kari rakamı toplamını ifade eder. Yani diyelim ki bu firma e, satış yapmış. Ne satışlar ne diyor 153 milyon. Çeyrek bazından şu çeyrek yazıyor ya yanındaki de yıllıklandırılmış diyor. Yıllıklandırılmış 422 milyonluk satış yapmış. Bunun yüzde kaçı karsa fa dedi odur. Yani ne kadar kar etmiş. Fa ne? Yüzde 46 diyor bak. 46 milyon TL. Yüzde değil pardon. 46 milyon TL. Bu da e, yüzde 8, yüzde 9'a geliyor. Şimdi ben bu geldiniz logo yazılma girdiniz. Bu bilgileri gördünüz. Bunları nasıl okuyacağım? Bunları hangisi önemli? Kendi anladığım kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Benim için arkadaşlar önemli olan net satışlar. Bakın en altta 2016 3. ayda 36 milyon. Bakın. 36, 37 2016'nın 12. ayında 79 milyona çıkmış satışlar birden. Sonra tekrar 53, 63, 72, 82'ye çıkmış 12. ayda. Ee, bu şekilde sürekli artarak devam etmiş. Çeyrekler, çeyreksel bazda. Yıllıklandırılmış da olayın durumu daha net anlaşılıyor. Bakın bu ortadaki yıllıklandırılmış yani dört dönemi kapsıyor. 138 milyon 2016'da. Şimdi nereye gelmiş? 422 milyona. Yani 4 yılda satışları 3 kat artmış. Bu önemli. Favuk bakın at, hatta 19 mu? Ee, evet 60'dan 140'a çıkmış. yüzde 130 gibi bir artış olmuş. Buradan başka ne önemli? Ben bu diğer şeylerden net karlar bakın bu çok önemli. Net kara ben önem veriyorum. 45 milyonmuş 2016'nın başında. Şu an bakın 86 milyona kadar çıkmış yıllıklandırılmıştı. Borçları artmış. Borçlar önemli. Hem de değil. Toplam aktifleri önemli arkadaşlar. Bakın 195 milyondan 775 milyona çıkmış. Toplam aktifleri 4 kat artmış. Öz kaynakları firmanın Hasasında 4 yılda biriken parayı gösteriyor. Şu an 4 yıl olduğu için 4 yılda diyorum. Yani daha başka şeye bakarsak 10 görmüş oluruz. Bakın 2016'nın birinci çeyreğinde görüyorsunuz. Bu birinci çeyreğinde 124 milyon öz kaynağı var. Geldiğimiz noktada 368 milyona çıkmış. Bakın bu ne demek? Sürekli kar ediyor. Karları artarak geliyor ve bunlar firmanın sermayesini arttırıyor. 124 4 kat olsaydı 500 olurdu. 3 kat olmuş. 372 aşağı yukarı 3 kat artmış öz kaynakları. İşte firma böyle büyüdüğü zaman hissenin fiyatını da biraz sonra gösteririm. Hisse de büyüyor arkadaşlar. Brüt kar marjı çeyreklik bazda %86. Bu değişiyor. Brüt kar marjı yıllıklandırılmış. Faaliyet giderleri marjı. Ben bunlardan pek bir şey anlamıyorum açıkçası. Hem yani anlıyorum hem anlamıyorum. Yani sonuçta net karda, de, fa esas faaliyet karında bunlar görünüyor. Ama tabii ki bunlar da önemli şeyler anlayanlar için. Ee, bunlar ekonomik terimleri yok. Çok ince ince dehterler. Çok inceye de gerek yok. Kalın bir şey öğrenin işe yarasın. O da arkadaşlar. Şuraya geleyim. Bakın ben neye önem veriyorum. 2016'da 46 lira fiyat. Şu piyasa değeri 1 milyar 368 milyon. FK ne yazıyor arkadaşlar? Bakın 3. sütun FK fiyat kazanç oranı 30'muş. 30 muş 30. PD bölü DD buna önem veriyorum. Bak kaç? 11. Yani firmada bakın şeyde e, 2017'nin 6. ayında FK 38 olmuş. E, PD en yüksek ne, ne zaman olmuş? 2016'nın başında 11 EDER'in 11 katında işlem görmüş. 11 katında. Şu an ederinin 7 katı. FK 17. Yani Firmada hikaye varsa bu geçmiş e, verilere bakmak bize bunu kazandırıyor. Firmada hikaye varsa hikaye dedim ne? Yani firmayı faaliyet raporundan okuyup, finansal raporundan okuyup, e, aldığı ticari ilişkileri, e, ihaleleri bunu, takip edip eğer karları artarak geleceğine inanıyorsak ki bunu bu hisseyi toplayanlar bunu yapıyor. Siz de bir hisseyi toplayacaksanız bunu yapmanız lazım. FK'nın pd'nin bir önemi yok. Bunlar diyorum ki kitabı bilgiler. Büyüyen firmalar için sadece. Eğer firma, büyü, firma büyümesini tamamlamışsa, stabil olmuşsa orada FK, P'de çok önemli. Ama e, karları giderek artacaksa bu şekilde de gördüğünüz gibi 38 FK'dan bile işlem görmüş. 11 PD'den bile işlem görmüş. Ama karlar gelince ne olmuş arkadaşlar? 2.90'a kadar PD'si düşmüş. Yani 37'ye düştüğünde PD 2.90 olmuş. FK 13 olmuş. Yani bu kitabı bilgileri bu şekilde hani firmanın geçmişi hakkında bir bilgi toplayabiliriz. Ama hissenin gidip, gidip gitmeyeceğini ee, buradan karar veremeyiz arkadaşlar. Ben size daha pratik, daha işe yarar bir yol gösteriyorum sürekli. Ama ya benim gösterdiğim yolu takip edeceğinize e, dönüp dolaşıp hani direkt bana hisse söyle, uçup gitsin. Arkadaşım biraz kendin okuman lazım, biraz kendin araştırman lazım. Yani ben bir söylerim iki söylerim. Ben hep nereden bulacağım? Benim söylediğim ise ters bir şey oluyor. Düşebilir. Al sana. Kendin inanmamışsan zarar edersin. Bana da bütün küfür edersin. Ama kendin okumuşsan araştırmışsan, gideceğine inanıyorsan düşüşler senin için alım fırsatıdır. Yavaş yavaş toplarsın. 3 kat, 5 kat, 10 kat olduğunda satarsın. Bu Mehmet Akif Özlem kardeşimin çok güzel çalışması var. Bakın. Ee, her çeyrek karlarını yazıyor. Bak faaliyet karlarını yazıyor. Satışlarını yazıyor. Bak satışları görüyor musun? 22 milyondan başlamış. 153 milyona kadar çıkmış satışları. Faaliyet karlarını bak 7 milyondan başlamış. 32 milyona kadar çıkmış. Bu ne zamanı gösteriyor? 2014 yılından beri gösteriyor. Diyorum ki yani araştıracağınız hisseyi böyle karları, satışları sürekli artarak gelsin. Böyle sürekli artarak geldiği zaman bu arkadaşa abone olmanız çok zor bir şey değil. Gelip burada hisseyi araştırmanız çok zor bir şey değil. Bu işi profesyonel olarak yapmak istiyorsanız e, kapa girersiniz. Kendinizde böyle bir çizelge oluşturup tek tek bunları işleyebilirsiniz. Yani illa e, Mehmet Bey e elde bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Ama ben hazır burada hani bir göstermiş, göstermiş. bak 6 milyondan başlamış kârı 3 aylıkta 30 milyona kadar çıkmış bak 29, 300, 30 milyon demek. Ee, 2019'un 12. ayı yani 6 milyon nerede 30 milyon nerede 6 yılda ne yapmış dönemsel olarak yani çeyrek olarak 4 çeyrekte geliyor kârlar ee, 5 kat büyümüş 6 yılda 5 kat büyümüş. Peki bütün bunlar olunca hissede ne oluyor? 2014 yılından beri karlar artarak geliyor. Hissede ne oluyor arkadaşlar? Bakın zaten 10. ayda bile 34 lira, şey 36 lira. Şu an 80 lirayı gördü. Gördüğünüz gibi. 3 kat. 5 ayda 3 kat. Gördüğünüz gibi 82,950. Neredeyse 3 kat. Bunu haftalık baktığınız zaman bakın 25 liraymış. 2018'in 12. ayında 25 lira. Bakın 25 liradan 80 liraya 3 kat olmuş bir yılda. Bir yıl yani 13 ayda 3 kattan fazla prim yapmış. Aylığa çevirelim. 2014 yılında zaten bu durumu görmüşler. Fiyatlamaya başlamışlar. Aslında ne kadar arkadaşlar? 2011'in sonunda ya da 2011'in başında da bu vardı. 1300 lira idi. Bakın 2012'de 1300. 1300'ü 62 ile çarparsanız 80 küsürat ediyor. işte. 81 lira ediyor. Bu 1300 en düşüğü en tepeye alırsanız. Hisse 8 yılda 60 kat gitmiş. Yuvarlayalım. 60 kat olsun. Diyorum ki firmayı böyle araştırın. Böyle karları artarak gelecekse düşüşler alım fırsatıdır. Peki burada sürekli mi yükselmiş? Yok. Bakın 2014'te 26, 20, 28 lira olmuş. Geri 15'e düşmüş. Yani yarı yarıya düşmüş. Bir kar realizasyonu yapmış. Bir düzeltme yapmış. Sonra 63 lira kadar gitmiş. E 63 liradan da 25 liraya gelmiş. %70 düşmüş. Tekrar 83 liraya gidiyor. Düşmez diye bir şey yok. Eğer firma karları artarak gelecekse o düşüşlerin alın fırsatı olduğunu böyle grafikte gelin teyit edin, araştırın, bulun. Kendi kararınızı kendiniz verin. Şimdi borsa borsaya yeni başlayanların çoğu Hisede 2-3 bin lira kaybedince aha battık, aha bitti, yandım diyor. E, ateşsiz yandım diyor. E, ne oldu kardeş diyorum. 200 lot almış, 300 TL para kaybetmiş. Yani herkesin parası kıymetli. Eyvallah da yani 300 lira için de biz ahmet yanmayın ya. Hani 300 lira için yanacaksanız borsaya girmeyin. Borsa riskli bir yer. Bakın 60 liradan daha gidecek diye aldınız, 25 liraya düştü. 60 bin liranız 25 bine düştü demektir. Yani 1200'den 60 bine giderken 1000 liranız, 1500 liranız hadi 60 bin lira olurken iyi de 60 bin liranız 25'e düşünce çok kötü. Bunu yaşamak istemiyorsanız hisseyi almadan önce bir grafiğe bakın. Bir grafiği araştırın. Ondan sonra gösterdiğim şekilde kaptan bakın, Mehmet Bey'in e, hani hisselerin bilanço geçmişine bakın. Faaliyet raporunu okuyun. <laughs> Eğer hisse bir gelecek var ediyorsa ya ya kes buradan 55'ten 50'den sat. Bekle. Bu aylık olduğu için bakın e, düşüş ne zaman başlamış? 2018'in ikinci ayında. Ne kadar devam etmiş? Evet, 10 ay devam etmiş. 10 ay boyunca düşmüş. O parayı başka ise de değerlendir. Ha burada dönüşü gördün. Ee, tekrar gitar 25 liradan. Yani iki türlü strateji var. Ya stop loss olursun. Gelirsin. Dönüşü görür alırsın. Ya da böyle 1-300 liradan 60 liraya gelen kağıttan uzak durursun. Yani illa ki bir yerden düzeltme gelecek. Hiçbir şey e, hani dağlar gibi düşün. toros dağları gibi düşünün. Hep inişli çıkışlıdır. Evres tepesi gibi sürekli yükselmiyor ki yani hiçbir kağıt düzeltme yapmadan hiç çıkış yapmadan yükselmez. İlla ki bir dönem kar kötü gelir. Biraz düşük gelir. Ya da aşağıdan alanlar çok abartarak yukarı götürür. Ondan sonra satarlar. Yani borsanın işleyişini borsanın doğasını önce bir öğren. Peki bunu niye gösterdim? Bunu kesinlikle arkadaşlar 1300 liradan 8 yılda 80 lira olmuş. 60 kat yükselmiş. Daha gider mi gitmez mi onu bilmiyorum ama gitse bile eski hızı olmayacak. Buradan bir düzeltme yapıp mı gider buradan devam eder onu da bilmiyorum. Ben size ne anlatmaya çalışıyorum? Böyle karları artarak devam edecek hisseleri düşükken, ucuzken, işin başındayken, grafik daha 1 iki kat olmuşken alın grafikte bakıyorsunuz 60 kat olmuş ondan sonra alıyorsun yükseliş bekliyorsun ya bu biraz saflık olmaz mı yani acemiliğin bu kadar da fazla yani bu kesinlikle alım satım tavsiyesi değildir ee, biraz da dolara laf çakayım yani dolar 2012'den bu yana bir 1.5 liradan 6 lira olmuş 4 kat olmuş Logoyu yazalım 60 kat olmuş buyurun dolarcılara selam olsun doğru hisseye yatırım yaparsanız yani çok basit bir hesapla işi bitirelim. Ee, arkadaşlar diyelim ki çok cesursunuz. Tamam mı? Gariban cesur. Ee, bir, hadi bir çoktan aldınız. yani bir, bir, şeyden de alma. Bu 1500 oldu tabii değil mi? Nokta koymayınca. 1,5 çarpı 50 bin lot aldın. 75 bin lira para verdin. 50 bin not. Geldin. 2017'de 60 lira olduğunda, olduğunda sat. Yani 80'i de bekleme. O düşüşe de yakalanma. Ee, 50 bin not çarpı 63'ten de verme. 50'den ver hadi. 60 da olmasın. 50, 50 TL'den verdim Bakın 2.5 milyon oldu. Yani 5 yılda e, 75 bin liranız e, 50 ile çarpsak bile 2 birçok. 60 ile çarpsak 3 milyon TL ediyor. Borsa bu kadar basittir. Bu kadar kolaydır. Fakat bizim iki şeyimiz eksik. Bir hissenin bu, bu kadar gideceğini bilmiyoruz. İki bu kadar bekleyecek sabrımız yok. O yüzden oradan oraya atlayıp duruyoruz ve zarar ediyoruz. Borsadan para kazanmak istiyorsanız defalarca söylüyorum. Yani bir hisseye diyelim ki 75 bin lira bağlayacağınız para yok. 10 bin lira bağlayın. 10 bin lira bağlayın. 10 tane hisseye bağlayın. İçinde ortalama 50 kat gitmesin kardeşim. Ortalama 10 kat gitsin. E 100 bin liranız 1 milyon olsun. Yani 10 tane ise dağıttığınız zaman gerçekten araştırmışsanız büyüyerek karlara gelecekse bunu yakalarsınız. Kesinlikle logo alım satım tavsiyesi değildir. Karları artarak gelecek ne demek onu anlattık. Ee, şuradan Google amcadan bu e, halk yatırımı indirirsiniz. Oradan e, geçmiş skoru hakkında bilgi sahibi olursunuz. Çok basit. Bunu indir. Yükle. Telefonuna skora. istediğin hisseyi yaz. Geçmişte kaç fk ile işlem görmüş? Nereden nereye gelmiş? Neler yapmış? Karları artmış mı? Satışları artmamış mı? Dört yıllığını gösteriyor bu. Mehmet Bey'in üye olursan orada da o bütün hisseleri yapmıyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Sanayi firmalarını yapıyor. Benim gibi o da. Ya da Gel böyle kapı indir, kaptan kendini araştır. Bir altay bir hisseyi araştır, ikna oldun mu toplamaya başla. 5 kat, 10 kat, 50 kat oldu mu sat. Artık o senin sabrına, senin kanatkarlığına, senin e, ticaret yapma yeteneğine bağlı. E bunu yapmıyorsun. Onun bunun ağzına bakıyorsun. Ondan sonra zarar ettim. Borsa kumardır. Borsa kumar değil arkadaşlar. Kumarı biz biz onu kumar haline çeviriyoruz. İhtiyaç olan parayla benim gibi oynayan var. Benim gibi aç gözlü olup krediyle oynayan var. Yani açığa alan var. Neyse e, olumsuzlukları bırakalım bir yana. Kar eden, karı artarak gelecek olan firmaları bulun. Grafikten bakın. Daha 50 kat, 100 kat olmamışsa 1-2 kat işin başındaysa, bir yatırım yapmışsa, bir geleceği varsa onu yavaş yavaş toplayın. Ee, bir kısa sürede 3-5 kat oldu mu satın. Bu şekilde 6 ayda bir hisse bulursanız, yılda bir bulursanız 10 yılda 50 bin ranız, 100 bin ranız 10 milyon olur. Ekonomik özgürlüğünüzü kazanırsınız. Doları altını boş verin. Yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim fikirlerimdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.